İkinci el otomobil fiyatlarının büyük oranda düşmesi ve otomobil satışlarının durma noktasına gelmesi, sıfır otomobillerin etkisi var mı? İkinci eldeki fiyatların düşmesinin sebebi sıfır otomobillerin artık bulunabilir olması ve bankadaki mevduat faizlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Millet şu an ikinci el aracı veya sıfır aracı fark etmiyor. Mevduat faizleri yüksek olduğu için parasını mevduata yatırıyor ve araç artık şu an yatırımdan değil de ihtiyaç haline gelmekte oldu. Yani ikinci eldeki şu anda durum fiyatların yüksek olması ve balonun şişmesi. Yani örnek veriyorum, sıfır bir arabanın X arabanın fiyatı 700 liraysa bunun 2015 modelini adam istiyor 600 bin lira. Ve balon daraldı. Fiyatlar yüksek oldukça ya bu böyle devam edecek. Bizim görüşümüz 2024 ayının hani Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarına kadar böyle devam etmesi bekleniyor. Sıfır otomobillerin artık bulunabilirliği, artı fiyatlarının kampanyalar yapıp biraz daha fiyatların düşük olması, bunlar da bir etken. Bir de bu şekilde artık araç bulunabildiği için araçların artık yatırım aracı olmasından çıkması en büyük sebep bu. İnsanların araçlara artık parasını değerlendirebilmekten ziyade ihtiyaç sahip insanların sadece araç ihtiyacını karşılamak için talep gösterdiğini, tabii bu oran eskilere göre yüzde oranında düştü. Yarı yarıdan fazla talep düştü. Düştüğünden gerekli insanlar da artık araçlarını, paralarını araçlı değil daha farklı bir kulvarlarda işte faiz oranlarının getirisinde veya başka bir borsa getirileri gibi alanlarda kullandığı için araçlarda da en çok talebin düşmesi oldu. Yani fiyatları da bu tabii talep görmeyince arz talep meselesi fiyatlarda bunu istinaden düşme yaşanıyor. Satışlarınız nasıl gidiyor? Şimdi satışlarımız nasıl? Satışlarımız tabii eski oranlarda düştü, biraz daha az. Fakat şöyle bir durum var. Yine ihtiyaç sahipleri artık gerçek ihtiyaç sahipleri araç arıyor. İşte geçişler yapılıyor. Takas sistemlere başladı. Yani sıfırdan araç almak faiz oranları yüksek olduğu için artık o imkanlar biraz daha azaldı. Azaldığı için gerçek ihtiyaç sahipleri araç ve güçleri itibariyle araçlara bakıyor. Biraz daha rakamları uygun araçlar daha çok hızlı dönüyor. Yüksek rakamlı araçlarda biraz daha yavaşlama var. Ya da o meblağlarda araba alacak kişiler ikinci el değil sıfırlarda biraz daha kampanyaları değerlendirmeye çalışıyor. Yani şu andaki durum bundan ibaret. Sıfır otomobiller de şu an çok fazla talep görmüyor. Eskiden yani 3-5 ay öncesine kadar araç bir yatırımdı. Şu an değil. Onun etkisi çok. Kredilerin yüksek olmasından dolayı çok. Sadece ihtiyacı olanlar almaya çalışıyor. Bu da genelde hani 1 milyona kadar olan araçlarda bir talep var. Onun üzerindekilere maalesef kredi falan olmadığı için talep azaldı. Yine ihtiyacı olan gelip alıyor tabii ki de. Satışlarınız nasıl gidiyor? Satışlarımız tabii ki şu an çok az, yeterli değil. Biraz sıkıntı çekiliyor şu an galericilerde. Alsatçılar da bu arada çok etkilemişti bizim piyasamızı. Herkes araba alım satımı yapıyordu. Galeriler haricinde hatta herkes araba alım satımı yapıyordu. Onlar en azından aradan kalktı. İhtiyacı olan yine gelip galeriden alıyor ya da galeriye satıyor şu an.